Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün elma sirkesi yapacağız arkadaşlar. Nasıl elma sirkesi yapılır? Tüm detayları ayrıntılarıyla birlikte sizlere paylaşmak istiyorum. Daha önceden yapmış olduğum sirke anası ile sirkemi yapacağım. Sirke anası oluştuktan sonra sirke yapmak o kadar kolay ki arkadaşlar. Karıştırma işlemini asla yapmıyoruz. Bizde sirke anası yok dediğinizi duyar gibi oluyorum. Sirke anası da yoksa nasıl sirke anası elde ederiz? Bunu da anlatacağım arkadaşlar. Evet. Öncelikle bizlere organik elma lazım. Bahçemizden topladığımız organik elmalarımı bu şekilde aldım mutfağa ve yıkadım hepsini tek tek arkadaşlar. Su ile güzelce üzerindeki tozları, pislikleri yıkıyoruz. Daha sonrasında yıkamış olduğum her bir elmayı kuruluyorum. Kağıt havlu peçeteyle ya da bir gece öncesinden yaparsanız kendi kendine kuruyacaktır arkadaşlar. Evet. Birinci işlemimiz elmalarımızı yıkıyoruz, kurutuyoruz. İkinci işlemimiz elmalarımızı üzerinde o çürükler varsa onları kesip atıyoruz arkadaşlar. 4'e 8'e bölerek elmalarımızı cam bir kavanozun içerisinde biriktiriyoruz. Çekirdeklerini çıkartmayalım. Hiç gerek yok. Uğraşmayın. Sirke olumunda çekirdeklerinde etkisi var arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi yeşil elma ve kırmızı elma olarak iki çeşit elmalarım var. Bir kavanoza yeşil elma, bir kavanoza kırmızı elma, bir kavanoza da karışık yapıyorum. Bakalım sonra tatları nasıl olacak? Fark olacak mı yeşilin ve kırmızının? 3 ay sonra olduktan sonra sizlere de aşama aşama storylerde, hikayelerimde paylaşacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çürük olan kısımları kesiyoruz. Baş ve alt kısımlarını da kestikten sonra dilimlediğim elmaları kavanoza doldurdum. Gördüğünüz gibi çok ağzına kadar doldurmayalım. Biraz mesafe bırakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde elmaları kavanoza doldurdum. 8 litrelik kavanoz kullanıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 8 litrelik kavanoza 4-5 kilo bir kavanozun içerisine elma almıştır. Bu şekilde siz de hesaplayabilirsiniz. Kadar elma gerekli diye 8 litrelik bir kavanoza 5 kilo hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ortalama olarak sizlere ortalama bir rakam söylüyorum. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet. Mutlaka içme suyu kullanalım. Hazır içme suyu. Yaklaşık 3 litre bir kavanozum su aldı arkadaşlar. Yani 8 litrelik bir kavanoza 3 litre su ekledim. Şimdi birer yemek kaşık dolusu bal ekliyorum. Bal daha çabuk sirke anasını oluşmasını sağlayacak. Eğer elmalarınız ekşi ise 2 yemek kaşık da balı ekleyebilirsiniz. Evet, daha önceden yapmış olduğum sirke anasını kullanacağım. Gördüğünüz gibi ne kadar şahane sirke anası elde ettim arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Elma sirkesi, elmanın üzerindeki bu sirke anası nasıl oluşuyor? Aslında elmadaki şekerin fermente olmasıyla biz bu elma sirkesini elde ediyoruz arkadaşlar. Yani elmadaki şeker maya ile alkole dönüşüyor. Bakteriler bu alkolü asitik aside çeviriyor. Bu da sirkemize o ekşi ve keskin kokusunu veriyor arkadaşlar. Bu şekilde sirkemizi elde etmiş oluyoruz. Sirke anası ile sirkelerimi kuruyorum. Üzerine en sonda parçalara ayırarak sirke anasını koyuyorum. Ve yaklaşık bir çay bardağına yakında hepsine elma sirkesi ekliyorum. Daha önceden kendi yapmış olduğum doğal, organik elma sirkesinden ekliyorum. Tortulu olduğu için onu önce ekledim. Çünkü o tortulu kısmı
İçmesi biraz çok iştah açıcı olmuyor. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi elma sirkemin rengini, berraklığını arkadaşlar olduktan sonra sizler de inşallah bu şekilde elma sirkesi elde edeceksiniz. Evet. Tekrardan birer çay bardak bütün kavanozların üzerine bu şekilde pay ettim, paylaştırdım. Ve asla kapaklarını kapatmıyoruz arkadaşlar. Temiz bir bez kapatıyoruz üzerine ve lastik geçiriyoruz. Bu şekilde ağızlarını bağlamış oluyoruz. Havasının çıkmasını sağlıyoruz. Evet, kurmuş olduğum elma sirkelerinin oluşumu için asla sallamayacağımız, el değmeyecek, çok böyle ortada durmayacak bir yere kaldıralım arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü 3 ay boyunca hareket ettirmeden duracak. Eğer sallarsak sirke anasının oluşmasını engelleyecektir ve sirke anası oluşmayacaktır ya da çok geç oluşacaktır. Bunun için hareket etmemesi gerekiyor. Böyle karanlık, çok serin olmayan bir yerde saklayalım. Evet, yaklaşık 3 ay kadar sürecek arkadaşlar. Görüyorsunuz, bir gün sonra bile hemen köpürmeye başladı. Bu çok güzel bir şey, işarettir yani. Yani artık aktifleşiyor ve sirke anası yaklaşık bir 2-3 hafta sonra yavaş yavaş bir tabaka oluşacak üzerine ve kalınlaşmaya başlayacak. Bu süreçte 2,5 ile 3 ay arası sürecektir. Sabırlı olmanız gerekiyor. Hijyen çok önemli. Hareket ettirmemelisiniz arkadaşlar ve sonunda sabırla 3 ay sonra gördüğünüz gibi bu şekilde sirke anasını elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Üzerine tekrardan böyle kalın bir tabaka sirke anası oluşacaktır. Bu sirke anasını da asla sakın ola ki atmayın. Tekrardan böyle bir kavanozun içerisine koyup saklayın arkadaşlar. Üzerine de kendi sirkesinden doldurun küçük bir kavanoza. Bunu serin, karanlık bir ortamda saklayın. Bir dahaki yapacağınızda kullanmak için. Bu 1 yıl olur, 2 yıl olur arkadaşlar. Hiç bozulmaz sirke anası. Onun için hiç sorun değil. Bu şekilde kendi sirkesinin içerisinde bir kavanozda saklayın arkadaşlar. Bu bilgiler de sizlere aktarmak istedim. Görüyorsunuz. Şahane bir manzara arkadaşlar. Gerçekten bunu elde etmek harika bir duygu. Umarım sizlerin de emeğinizin karşılığını alırsınız. Sizler de bu şekilde sirke anasını elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Bu sirke anası daha önceki yapmış olduğum, kurmuş olduğum sirkeden oluşmuştu. Bunları sizlere videomun sonunda tekrardan göstermek istedim. Nasıl oluşacak, nasıl olacak, nasıl saklayacağız diye. Bu şekilde kısaca sizlere de ayrıca aktarmak istedim arkadaşlar. Evet, yeni kurmuş olduğum elma sirkemi de eğer dilerseniz 3 ay sonra tekrardan sonucunu sizlerle paylaşırım. Sizler sirkeyi nasıl yapıyorsunuz, nasıl kuruyorsunuz? Ben içerisine nohut, bulgur, ekmek hiçbir şey atmıyorum. Sizlere de görüyorsunuz, hiçbir şey atmadan şahane sirkelerimi elde etmiş oldum. Sadece bal ve su gerekiyor arkadaşlar. Eğer bulabilirseniz de organik sirke lazım. 1 çay bardak. Tabii ki varsa sirke anası. Evet, sirke anası yoksa nasıl sirke kuracağız? Bunu da detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Her gün karıştırmamız gerekecek çünkü. Bir sonraki paylaşımda sirke anasız sirkeyi nasıl kururuz? Nasıl sirke anasını elde ederiz? Paylaşacağım arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sormak istedikleriniz varsa yoruma lütfen yazın. Cevap vereceğim. Sizlere dönüş yapacağım. Bilmek istedikleriniz varsa. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar da bir yayınımın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.